Merhaba arkadaşlar. Güzel haberlerle geri döndüm. Lafı hiç uzatmadan hadi hemen başlayalım. The Marvels 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşamazsa muhtemelen 2014 yılından bu yana ilk kez Disney'in hiçbir filmi 1 milyar barajını geçememiş olacak. Ayrıca The Marvels'ın Marvel Cinematic Universe için önemli bir film olmasını ve kadın süper kahramanların ön plana çıkaracağını ve aynı zamanda ilk kadın süper kahraman ekibi filmi olacağını hatırlatmakta fayda var. Şu an Guardians of the Galaxy Vol. 3 385 milyon dolar ile en yüksek hasılat elde eden film konumunda. Ve insanlar bu ekibin her üyesine ayrı ayrı sevgi besliyorlar. Star-Lord'un da pek çok fanı var. Ve filmin yönetmeni James Gunn sorulan Origin Star-Lord filmi üzerine şunları söyledi. Chris ve ben sonsuza dek bir Legendary Star-Lord filmi yapabilmenin ne kadar harika olacağını konuştuk. Star-Lord'un On Earth'in dünyanın çevresine başka birinin yapabileceği şekilde uyum sağlamaya çalıştığı bir hikaye. O normal suda sudan çıkmış bir balık. Bu yüzden onu görmek için sabırsızlanıyorum, dedi. Bence güzel bir film çekmek için güzel bir film malzemesi bu. Umarım gerçekleşir. People'ın haberine göre Johnny Depp yeni bir Pirates of the Caribbean filminde yer almaya açık. Johnny Depp neden şu anda franchise'ın bir parçası değil? Johnny Depp kısa bir süre önce Marvin Jane DeBerry filminde yıllar sonra ilk kez beyaz perdeye çıktı. 15. Kral Louis'i oynayan Jane DeBerry, Cannes Film Festivali'ni ayakta alkışlayarak açtı. Bu film sektördeki birçok kişi tarafından Depp'in geri dönüş etkinliği olarak görüldü. Mart 2023'te yapımcı Jerry Bruckheimer Entertainment Tonight ile konuştu. Johnny Depp'in Pirates'e dönüşü sorulduğunda ünlü yapımcı "Hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz," dedi. "Nasıl çıkacağını göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Bence harika bir senaryomuz olacak. Yaklaşıyoruz." Depp'in rolüne geri dönmesi üzerine Bruckheimer "Göreceğiz. Çok isterim. Onu bu filmde görmeyi gerçekten çok isterim. Sana söyleyebileceğim tek şey bu," dedi. Johnny Depp ise dönüp dönmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmazken geçtiğimiz günlerde oyuncuya yakın bir kaynak "Her şey mümkün. Doğru proje ise yapacak," dedi. Aquaman 2'den Ben Affleck sahnesi çıkartıldı. Yeniden çekimler yapılıyor. İlk olarak Michael Keaton filmde Batman olarak kısa bir sahnede yer alacaktı. Sonra Keaton'ın da yer aldığı Batgirl filmi iptal edilince Keaton'ın sahnesi Ben Affleck'in Batman'i ile bir kez daha çekildi. Ancak şimdi filmde Ben Affleck'in de yer almayacağı ortaya çıktı. DC film başkanları James Gunn ve Peter Safran filmi geçmiş ya da gelecek DC evrenlerine bağlamak, artık var olmayan bir DC evreni için seyircilerde beklenti yaratmak istemiyorlar. Yani filmin son halinde Batman yok. DC evreni nasıl düzene girecek bilmiyorum ama bu filmin o düzene sokan film olmayacağı kesin. Biz bilim kurgu hayranları filmi izleyeceğiz ama beğenecek miyiz ondan emin değilim. Şimdilik kayda değer haberler bunlardı. En kısa zamanda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. But in the hands of the true heir, it would unite above and below.